Her gece ansızın gelirsin aklıma sen, demir kapıların ardında. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ohla beni unutma. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ohla beni unutma. Unutma beni unutma, sakın ohla unutma. Unutulunca ölürüm yar. Hatırla beni hatırla, her nefes alışımda. Güzel günler inan yakında. Unutma beni unutma, sakın ohla unutma. Unutulunca ölürüm yar. Hatırla beni hatırla, her nefes alışımda. Güzel günler inan yakında. Ah gençliğim ah çürüyüp gittim bu yerlerde. Dolmuş her tarafım kederle. Umudun bile tükenip gitti bu yerlerde. Sakın ola beni unutma. Umudun bile tükenip gitti bu yerlerde. Sakın ola beni unutma. Ben birazdan oradayım. Aynı yerde biliyorum abi. Geç kalmam merak etme. Hadi eyvallah. Ahmet! Vay! Kardeşim! Sen misin ya? Erdem ya! Erdem! Vay! Erdem! Vay! Ne haber lan? Sen kilo mu aldın Ahmet? Yaşlandık. Sen de biraz almışsın. Ne diyeceğim? Şurada kafe var. 2 dakika laf edelim mi? Vallahi çok iyi olurdu ama inan işim gücüm var, kusura bakma. Ya olur mu abicim ya? Yıllardır görmemişim seni. Bak acelem olmasa gider miyim oğlum? Olmaz abicim, olmaz. Vallahi billahi işim var diyorum Erdem, yapma. Ya abi o zaman bir dakika. O zaman cep numaranı ver. Ben cep telefonu kullanmıyorum bana. Alo, tamam abi geleceğim. 2 dakika bekle, gözünü seveyim. Tamam. Bir dakika versene. Erdem ne yapıyorsun abi, ya? Bir dakika. Erdem. Halledeceğim ben şunu. Allah Allah kardeşim. Bir dakika. Ya ver. Nasıl aldım ama numaranı? Ne yapıyorsun ya? Aynen. Hadi görüşürüz. Ahmet. Ya dur. Vay be. Ahmet be. Koca Ahmet. Hayatım bugün ne istiyoruz? Şöyle doğal bir şeyler olsun. Maşa kullanayım mı? Aman yok, bu sıcakta isteme. Ne oldu? Güneşin kızı yoksa sıcaktan bunalıyor mu? Abi verdiğin numarayı arıyorum ama açmıyor. Vay Ahmet vay. Ooo Ahmetciğim. İyiyim abi, sen nasılsın? Dün seninle görüştük Erdemciğim. Oralarda bir zarf falan düşürdün mü acaba ya, gördün mü? Evet. Zarf bende abi. Pasaport değil mi? abi ben seni bütün gün aradım.
bir türlü ulaşamadım ya. Sende mi? Oh be. Vallahi kaybettim diye çok korktum ha. Tamam, onu senden nasıl alabilirim kardeşim? Abi merak etme. Nerede, ne zaman istiyorsan buluşuruz. Yarın derenin orada buluşalım. Zarfı sakın unutma, çok önemli. Ya sen merak etme, onu hallederiz. Ya bugün seni görünce aklıma Çakal Cemal geldi. İzmitli. Ne yapıyorsun ya? Hiç görüştünüz mü? Yok, görüşmedim. Yurt dışına çıkmış dediler. İzmitli ya. Pişmaniye gireceğim diye büyüdüm. Ya hatırladım, hatırladım. Senin işler nasıl? İyi işte, idare ediyoruz vallahi. Abi, yarın saat tam 2'de orada ol, tamam mı? Ardından da yemek yeriz ya. Bak Erdem. Kardeşim, ben yemeğe falan kalamam. Gelir zarfı alır dönerim, tamam mı? Ahmet, abicim hiç lakaluk yapma. Yarın saat tam 2'de seni orada istiyorum, tamam mı? Bak gelmezsen var ya. Fena olur ha. Alo Erdem. Hadi yarın görüşürüz. Alo. Allah'ım. Çok korkuttun beni Kaptan Junior. Ehehe. Peki bugün okul nasıl geçti Kaptan Junior? Çok iyi geçti baba. O zaman benim oğlum da kocaman bir kucağı hak etti. Aslan oğlum benim. Bugün okulda çok güzel bir resim yapmış Ali. Öğretmeni de panoya asmış babası. Aa, gerçekten mi oğlum? Aferin benim oğluma o zaman. Peki ben oğluma, aslan oğluma ne hediye alayım ha? Uzay kalkanı yapacaktık ya. Tamam o zaman. Yarın malzemeleri alıyorum. Akşam da beraber yapıyoruz. Tamam mı? Ne yapacağız biz ya? Neyi ne yapacağız hayatım? Ya seyrettirme şu çocuğa Dünyalar Savaşı'nı falan. Hayatım seviyor, ne yapabilirim? Ya seviyor ama sonra uzaylılardan korkuyor. Yok gök gürültüyor, korkuyor. Tamam aşkım, tamam. Hallederim. Karşı her zaman hazırlıklıdır. Hemen korunalım. Evet, işte uzaylı saldırısı geri püskürtüldü. Baba, uzaylılar bana bir şey yapar mı? Hayır oğlum, tabii ki yapmazlar. Baban yanında, seni korur tüm uzaylılardan. Keşke kalkanımız olsaydı. Söz oğlum, yarın akşam oğlumun bir kalkanı olacak. Ve uzaylılardan onu koruyacak. Hiçbir uzaylı ona bir şey yapamayacak. Baba yakacak. Aslan oğlum benim. Hadi şimdi okula. Unutma baba. Akşam kalkan yapacağız. Unutur muyum oğlum? Akşam birlikte kalkan yapacağız. Kaptan. Kaptan Junior. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Öğretmenim, öğretmenim. Hoş geldin. Öğretmenim biliyor musunuz? Benim babam kalkan yaptı. Bütün zayları yiyeceğiz. Ya demek öyle. Biliyor musun? Benim babam bütün uzaylıları yener. Tabii ki yener. Hadi gel bakalım, şimdi hepimiz sınıfa gidiyoruz. Çocuklar sınıfa. Hadi sürprizim var size, gelin. Vay be. 10 yıl olmuş ha. Öyle. Zaman ne çabuk akıp geçiyor be Ahmet. Çocukken amma serserilik haşarılık yapardık değil mi? Hatırlar mısın? Bir gün alt mahalledeki çocuklar bana saldırmışlardı. Beni bir yere sıkıştırmışlardı. Ve sen geldin beni kurtarmaya. Benim değil canım. Kim olsa aynı şeyi yapardı.
Sen hep yanımda oldun benim. Destek oldun. Başım sıkıştığımda hep yanımda oldun. Sen adam gibi adamdın. Sen ne arıyorsun? Ben mi? Serbest işler. Nasıl serbest? Al sat ticaret işte. Çocukluğunu tekrar geri getiremiyorsun. Ne güzel. Keşke yaşayabilsek. Ama olsun. İnşallah tekrar görüşürüz. Birader, atışını alabilir miyim? Ne oluyor? Geç bakayım, geç. Ne oluyor kardeşim? Dur yavaş, ya ne yapıyorsun? Ne, sus. Ya dur babacığım. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? İşte. Çok konuşma, eşyalarını masanın üstüne koy. Beni niye getirdiniz ki buraya? Biraz muhabbet edelim dedik. sağ olun da benim çocuğu okuldan almam lazım. Geç kalacağım. Geç kalmazsın, merak etme. Kaça gidiyor senin çocuk? Anaokuluna. Tamam işte, çocuğun üniversite mezuniyetine yetişirsin. Anlamadım. Anlarsın. Önünde uzun yıllar var, anlarsın. Eşyaların bu kadar mı? Bak bakayım, eksik bir şey var mı? Yok. Hepsini yazmışsınız. Tamam, imzala. Konuşmama hakkına sahipsin. Konuştuğun her şey mahkemede delil olarak kullanılacaktır. Avukat tutma hakkına sahipsin. Anlamadım. Çok hızlı konuştunuz. Ne hakkı, ne avukatı? Kes lan. İlk defa mı duyuyorsun? Arkadaşım bir suçu yok memur bey. Tabii yok. Oğlum, sen önce kendini kurtar lan. Bırak arkadaşını filan. Uyanmış oğlum. Hadi konuş. Üzme bizi ha. Konuşsana lan. Ya sen merak etme, onu hallederiz. Ya bugün seni görünce aklıma Çakal Cemal geldi. İzmitli. Ne yapıyor ya? Hiç görüştünüz mü? İzmitli ya. Pişmaniye ihracat yapıyor değil mi? Kim la bu İzmitli Cemal? O da sizin çeteden mi? Yok ya. Bizim mahalleden İzmitli Cemal memur bey. Neye pişmaniye ediyorsunuz la? Pişmaniye memur bey. Demek bildiğimiz pişmaniye. Hasbinallah. Bak koçum, beni sinirlendirme. O zarfta başka ne vardı? He? Pasaportu kim ayarladı? Ha? Emniyetten almıştır. Ne diyorsun lan sen? Ne emniyeti lan? Her şeyde emniyeti sokup durmayın. Abicim hiç yoruluk yapma. Yarın saat tam 2'de seni orada istiyorum, tamam mı? Bak gelmezsen var ya, fena olur ha. Anlat. Söyle bakalım. Laga luga ne demek? Lagaluga mı? Lagaluga demek? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Şifre mi bu? Arkadaşı bırakın abi. Onun bu işle bir alakası yok. Nasıl alakası yok lan? Memur arkadaşlara yumruk atarken bayağı iyiymiş. Nasıl alakası yok? Çetedeki pozisyon ne onun ulan? Onun çeteyle falan bir ilgisi yok abi. Kendi halinde bir insan. Nasıl ilgisi yok be? Saat 2'de orada ol diyor. Yoksa karışmam diyor. Sen de kuzu gidiyorsun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun la? Çocukluğumdan beri. Çıraklıktan başladım. Hangi bölgede çalışıyorsun? Şişli. Müşterilerin kim lan senin? Genelde orta yaşlı kadınlar. Ama bazen gençler de oluyor tabii. Malı nereden alıyorsunuz? Ben İtalya'dan alırım.
Avrupa malı kullanırım ben genellikle. Çünkü müşteriler pek yerli malı sevmezdi. Harika. Demek gitar takılıyorsun ha? Çok kazandırıyor mu bu iş sana? Çok şükür. Perma, dip boya. Perma ne la? Ne perması abi? Peki dip boya? Dip boya mı? Ne diyorsun abi? Ulan! Bana bilmiyor ayağı yapma. Perma ne lan? Dip boya ne? Çakalcama kim? Ali. Baban niye gelmiyor? Canım merak etme, gelir birazdan. Gel oynayalım. Bu, 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 bu. Allah Allah ya. Nerede kaldı Verdim abi? Hayatta böyle bir şey yapmazdı. Saat gibi dakik bir adamdır o. Beni barodan gönderdiler. Senin dosyanı takip edeceğim. Ama istiyorsan kendin de avukat tutabilirsin. Ya yok, istemem. Zaten benim avukata ihtiyacım yok ki. Ben de burada olmaya çok meraklı değilim. Ama yasalar böyle. Uzun zamandır bu işi yaptığını söylemişsin sorguda. Evet. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Suçunu kabul ediyorsun demek. Yani çalışmak suç mu? Tamam. Sen gelince beni ararsın, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Anne! Babam neredeymiş? Herhalde önemli bir işi çıktı. Anneciğim arar bizi birazdan. Tamam. Abiciğim her şey için teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz. Bak koçum, eğer sen uyanıklık edip deli numarasına yatacaksan hiç boşuna uğraşma, yırtamazsın. Deli raporu alan çete reisi hiç görmedim ben. Abi ne raporu? Ne delisi? Allah'a şükür benim akıl sağlığım yerinde. Güzel, hastaneye gidelim o zaman, hadi. Hastane mi? Hastane canım, hastane. Hadi be. Yok o yüzden, kusura bakma. Ay, başına bir şey mi geldi acaba diye merak ediyorum. Yok, hayır. Tamam, tamam. Tamam, ara beni olur mu? Hadi bay bay. Ev numaranı şuraya yaz da ailene haber verelim. Oh, teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Benimkilere ne olur söyleyin, beni merak etmesinler. Zaten çıkacağım. Büyük bir yanlışlık var. Tabii, tabii. Merak etme, biz haber veririz. Abi, sakın unutmayın ama, tamam mı? Geçmiş olsun. Ha yok, ben hasta değilim. Hastaneden geldim ama hiçbir şeyim yok, iyiyim. Siz de mi yanlışlıkla geldiniz buraya? Adamın biri bahçeme çöp atıyordu. Dayanamadım, kafa attım, buradayım. İlginç. Ben de buraya isteyerek gelen görmedim zaten. Sayın savcım, polisteki ifademiz aynen geçerlidir. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, yok efendim, yok. Avukat hanım, talebiniz nedir? Efendim, müvekkilim samimi ikrarda bulunmuştur. Tutuksuz olarak yargılanmasını, serbest bırakılmasını talep ediyorum. Geriye düşürüldü. Sanığın işlediği suçun nev'i, yargılama sonucunda alacağı ceza, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma şüphesini, delilleri karartma şüphesinin varlığı dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına,
Bayrampaşa cezaevine sevkine, yakınlarına haber verilmesine karar verilmiştir. Dinlenme tesislerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada kaldığınız süre içinde ben, İsmail, arkadaşım Enver ve kankam Kenan'la birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Beni yanlışlıkla getirdiler buraya. Ben fazla kalmayacağım. Aa, olur mu hiç öyle şey? 40 yılda bir gelmişsiniz. Size önce dinlenme tesislerimiz hakkında bilgi verelim. Çok naziksiniz. Tesisimizde 6 adet çıkış vardır. İkisi ön tarafta. Ama oradan çıkamazsın. İkisi yan taraflarda. Ama oralardan da çıkamazsın. İkisi ise arka taraflarda. Ama oralardan da hayatta çıkamazsın. Yani senin anlayacağın koçum buradan nah çıkarsın. Nasıl yani ya? Nasıl çıkamam? Çıkarsın canım, çıkarsın. Seninle önce bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Acele etme. Soyun! Peki tamam, peki tamam. Şöyle cihazla gidelim. Gel şöyle. Evet, tutuklu arkadaş mı bu? Bu arkadaş. Siz geçin şöyle, dönün arkanızı. Donunu da çıkart. Donumu mu? Bu standart mı uygulama mı doktor? Evet, siz soru sormayın, donunuzu çıkartın. Tamam. Döner misiniz arkanızı? Arkanızı dön de çıkartın, evet. Tamam. Eğilin, eğilin. Bu kadar yeter mi? Tamam, çıkartın ve eğilin lütfen. Şu kadarla kalsa... Evet, şimdi tekrar kalkın ayağa. Dik durun, kalkın. Evet, çömelin tekrar. Çömelin. Çömeliyorsunuz. Tamam. Evet, çok güzel. Ikının. Ikının. Ikınayım mı? Lütfen, evet. Tamam, kalkabilirsiniz. Kalkabilirsiniz. Çekin donunuzu. Tamam. Soldan yürü. Neden? Geç. Burayı İngilizler yapmış da ondan dolayı. Burada trafik, soldan yürü. Ellerin cebinden çıkar. Geçmiş olsun birader. Geç geç şöyle. Yok yok. Niye geçmiş olsun ya? Ben birazdan çıkacağım. Büyük hata yapıyorlar ama farkında değiller. Anlarlar birazdan. Hele şöyle bir otur bakalım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yanlış adamlara kızıyorsun. Seni buraya tıkan o adamlar değil ki. Dünyayı bu hale getiren düzen. Daha çok kazanma arzusu. Global ekonomi. Kim? Kapitalizm. Seni buraya getiren kapitalizm. Ne alakası var abi? Polisler getirdi beni buraya. İnsanlara başarı ümit veriyorlar işte. Kapitalist dünyanın gözü kör olsun. Benim için fark etmez abi. Avukatım dışarıda yarım saate kadar çıkaracak beni. Tamam birader, gidersin. Hele otur bir çay iç. Yok. Gel abi gel. Gel abi, buyur abi. Bir kahve iç, öyle git. Arkadaşım, su ısıtın. Yok yok. Hiç uğraşmayın. O kadar vaktim yok. Birazdan kalkacağım. Yahu bu ne acele kardeşim? Bir çayımızı iç. Öyle gidersin. Abi çok teşekkürler. Ama hiç vaktim yok.
Bir çayın lafı mı olur yoksa ya? Avukat hanım dışarıda benim için uğraşıyor. Yarım saate kadar halleder çıkarım. Eli kulağındadır. Onlar da er geç zaten. Yaptıkları hata yanlayacaklar öyle değil mi abi? Keşke böyle olur. Abi ben gidiyorum. Siz tanımak çok güzel. Yöneticim var. Kısa oldu ama olsun. Allah kurtarsın. Hepinizi Allah kurtarsın. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Abi ben... Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Beni burada bıraktın. Abi beni yine burada bıraktın. Abi avukatım. Avukatım nerede? Avukatım gelmedi. Benim kayınçonun bacana adliyeye yemek götürüyor. Hakimin kendisinden duymuş. Af var, yasa var, tahliye var. Af var, yasa var, tahliye var. Allah Allah! Bana ne abicim aftan yasadan? Af var, yasa var, tahliye var. Acele etme, bir çay iç, öyle git. Kaçmıyor ya dışarısı. Abi teşekkür ederim. Çay falan istemiyorum. Bir çay içtim, başıma neler geldi ya. Ama belki bir kahve içerim. Ne içersin? Nescafe cappuccino. Kremal macchiato. Çilekli frappuccino. Verin canım bir şeyler. Ne olursa olsun fark etmez. Vaktim yok. Zaten bitiremem bile. Hadi getirin kahveyi. Abimizin acelesi var. Sallanmayın. Kahve daha ister misin? Yok sağ ol. Ben kalkacağım şimdi. Nerede kaldı bizim avukat ya? Boş ver Berdem kardeş. İstanbul trafiği biliyorsun. Dışarısı hem kalabalıktır şimdi. Ya ne? Mesai bitmeden yetişse bari. Arkadaşlar ben gidiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Allah kurtarsın. Abi Allah kurtarsın. Hepinizi. Kardeş şurayı da yollar. Sesleniyorum, duymuyor musunuz? İlaçlarınızı alın, Necati gelsin. Abi, Necati değil, Erdem olacaktı. Erdem, bir yanlışlık yaptınız herhalde. Sen mi inin olacaksın? Yok abi, ben tahliye olacağım. Git kardeşim, hasta mısın, nesiz? Abi, ne hastası? Tutturdunuz bir hastasın diye. Hasta falan değilim ben. Check-up yaptırdılar bana orada. Gayet sağlam çıktım, çok iyiyim. Burada kalmamam lazım. Akşama evimde olmam lazım. İşim gücüm var benim. Abi, sinirleniyorum abi. Sinirleniyorum. Lütfen abi. Abi, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim çıkmam lazım. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Takma kafana. Mesai saati bitti. Artık sen bu gece bizim misafirimizsin. Abicim ne misafiri ya? Benim işim gücüm var diyorum size. Misafir olamam ben. Dün de eve gitmedim. Çocuğu bari bugün gidip okuldan alayım. Sen dert etme çocuğu. Biri alır nasılsa. Okulda kalacak hali yok ya. Nerede kalmak istersin? Ne kalması abi ya? Ben burada kalmayacağım. Otur otur. Sakin ol. Suit odayı hazırlayalım arkadaşa. Rahat etsin. Zaten bir gece kalacak. Acıkmışsındır sen. Garson! Erdem abine bakın. Buyurun efendim, siparişinizi alabilir miyim? Ne yemek var? Bu akşam İtalyan gecesi yapıyoruz. Dün gelseydin Çin yemekleri vardı. Ama İtalyan aşçımız da fena değildir. Matarazzi çok sanatkar bir çocuktur. Yemek menüsünü saysana oğlum. Minestrone çorba, caprese con peperoni, carpaccio atupesci, manledilmiş ince çiğ somon ve levrek dilimleri. Salata olarak da Sezar salatası var. Burası Bayrampaşa. Koskoca İmparator Sezar'ı bile salata yaparlar burada. Yemin yanında şarap alır mıydınız? Şarap menüsünü saysana oğlum. Merlot var, Chardonnay var. Sen bize bir tane Dardaimane'yi getir de içelim. O ne ya? Hiç duymadım. İtalyan şarabı ya. Dardaimane, ale, ale, Dardaimane. Abicim teşekkür ederim. Gerçekten içkiyi sevmiyorum. Sevmiyorum abi. İçkiyi sevmiyorum efendim. Yemek hazır. Yemeğini al. Ne çabuk? Bizim aşçımız çok hızlıdır. Nedir bu?
Efendim, tesisimizin spesyalitesi. Tatmadan gitmeyin istedik. Barbunya de la plaki. Güzel kokuyor. Ama kokusu sonradan çıkar bunun. Hele bir gece olsun. Efendim? Gece. Erdem kardeş, memleket nere? İstanbul'dayız. 7 nesildir İstanbul'dayız. Paşa dedemin konağında büyüdüm ben. Kardeşim nasıl oldun? İyi sağ ol. Evet abi. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kurabiyemizi yedik. Sayın sizden alın, sayın içeride. Abi. Ne oldu? Ben çıkmayacak mıyım? Ne çıkmaz? Sayım için geldik. Geç sıraya. Beni saymayın ha! Gel, gel senin için gelmedim. Allah Allah. Arkadaşım geçer misin yerine? Abi beni saymayın. Allah Allah. Arkadaşım geçer misin yerine? Abi beni saymayın. Ben fazla kalmayacağım. Niye sayıyorsun ki? Kaçta kalmıştık biz? Sayım olmadı. Tekrar dönesem. Yapma abi. Yapma ya. Apar topar beni buraya getirdiler. Dedim ki abicim bak yanlış yapıyorsunuz dedim. Benim bir suçum yok dedim. Beni niye buraya getiriyorsunuz? Niye götürüyorsunuz dedim. Ama kime dinletiyorsun abi? Kime dinletiyorsun? Ben sorgu, savcı, hakim görmemiş bir adamım. Hayatımda polis otosuna bile ilk kez bindim ya. Dert etme. Sen hemen çıkarsın. Olur böyle hatalar. İşte burada bu noktada başlamıştı. Operasyon da işte bu noktada başladı. Ve bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nin narkotik şube ekipleri Perm adını verdikleri bu operasyonda çok sayıda elemanı ele geçirdiler. Bu elemanlardan bazıları serbest kalırken bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çete bağlantıları araştırılıyor ve bu operasyonun ardından çok daha büyük bir uyuşturucu sevkiyatına rastlanacağı bildiriliyor. Kaç parti malla yakalandım, böyle bir fiyakla haber yapmadılar arkamızdan. Helal olsun Erdem kardeş. Ya abicim, abi, benim hiçbir alakam yok. Abi, ne operasyonu? Otur abi, otur. Vallahi çete işi sakat usta. Hele de senin için bu işin lideri derlerse işin çok zor reis. Allah kurtarsın. Abi ne reisi? Ne lideri ya? Ha? Ne çetesi? Ben suçsuzum diyorum abicim size. Suçsuzum. Senin yolun uzun usta. 5-6 sene birlikteyiz artık. Ya kardeşim tutturmuşsunuz 5-6 sene. 5-6 sene niye burada olayım? Ben suçsuzum, masumum. Ve ben bu akşam çıkarım zaten. Birader uyuşturucudan yakalanmışsın. 10 seneden açar. Yar oranda arttırır 15 seneye çıkar. Örgüte bağlar 22,5 sene olur. Olur mu oğlum 22,5 sene? Hakim 59'u nasıl size kullanacak? 59 yani yeni yasayla 63. 63'ü kullandım senin cezan 18 sene kardeş. 18 senenin yatırdı 12 sene merak etme sen. 12 senede çıkarsın yani. Ne 12 yıl abi? Neden bahsediyorsunuz siz? Merak etme. Örgüt de kalktı zaten. En fazla 15 sene verirler sana. Yatarın 8 sene olur. 8 sene mi? 5 dakika kaldın. 4 sene 2 ay düştü. Hallediyoruz işte. Sen dua et mal azdı mal. Örgüt organize değil. Gevşek bir hiyerarşi var. Sonuçta sana alacağın ceza 7,5 sene. Hakim Ali 9'u kullanır 6-3'e düşer. Senin de yatarın 4 sene 2 aydır. Ben o kadar yatamam kardeşim. Benim çoluğum çocuğum var. Oğlum uyuşturucudan bundan ufak ceza yok ki. Abicim neden bahsediyorsunuz siz? Benim akşam evde olmam lazım. Oğlumun yanında olmam lazım. Eve gitmem lazım. Çocuğumun yanında. Vallahi buranın suyunu içen
buradan çıkamaz kardeş. Sen hiç bu akşam gideceğim diye düşünme. Zaten sen bir senede anca derdini anlatırsın. Ulan 13 aydır yaptırım daha ana adı baba adı sordular. Hayatımızı karattılar hayatımızı. Yaz kızım Melahat. Sanığın annesini ve babasını bilmediğimizden dolayı tutukluluk halinin devamına, mevsimlerden ilkbahardan sonbahara atılmasına oy birliğiyle karar çok verilmiştir. Çok oldu konuşuyorsun hadi bir dakika. Ulan benim oraya oldu, ben daha mahkemeye çıkamadım. Çıksan ne olacak ki İbne? 6 ay atıyor, 3 dakika dinliyor seni. Zaten nereden baksan 2 aydan önce tutukluluğunu dahi bildiremezler. Daha hazırlık savcısı dosyanı hazırlayacak. Ne diyorsunuz abicim? Bu adam için örgüt lideri diyorlar zaten. Senin hazırlık dosyanı savcı ancak 4 ayda hazırlar. İlk mahkemeyi de 6 ayda çıkarsın ki o da belki. Sen nerede yakalandın kardeş? Şişli'de. Bak gördün mü? Ne oldu ki abi? Şişli örgüte bakmaz. Örgüte Beşiktaş bakıyor. Beşiktaş ağır cezaya sevk edecekler. Zaten senin dosyan Şişli'den Beşiktaş'a anca 3 ayda gider. Abi Şişli'den Beşiktaş'a bir otobüs. Yürüyerek gitsen bir saat sürer. Merak etme sen. Önümüzdeki yıl sana ağır cezada iyi bir gün ayarlarız. Avukatların da iyiyse 2 senede kurtarır çıkarsın. Ne 2 yılı ya? Şaka mı bu? Ne şakası ya? Zaten ilk mahkeme görevsizlik verir. İkinci mahkeme ileri tarihe atar. Sonra adli tatil falan. Sen 1,5 sene sonra ilk mahkemeye çıkarsın. Benim dosyam yolda kaybolmuştu. Tam 3 sene bekledim. İkinde polis şahit olarak gelmedi. Mahkeme ne de tıp raporu gelmeden hala durmak istiyorum. Allah yardımcın olsun. Sen Tufa'ya geldin kardeş. Devamlı kalacaksın. Erdem kardeş. Sen de kantin zamanı nevresim al bir tane. Alo. Kime söylüyorum? Böyle kendine oda hesabı falan yaparsın. Bakma öyle. Çok değerlidir burada bu ha. Baskında bir tek bunları toplarlar burada. Onlar toplar sen kantinden alırsın. Onlar toplar sen kantinden alırsın. Abicim bakın arkadaşlar. Benim odaya da nevresime de sizlere de ihtiyacım yok. Şunu şurasında bir gece kalıp gideceğim zaten. Ah pardon abi unutmuşum. Sen yarın çıkıyordun değil mi? Hadi beyler üstünde yatın. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Hadi sen de yat lan. Oğlum bu ne ya? Burnumun direği çatladı ya. Bu kesilmesin de. Abicim bu ne ya? Merak etme. Bu Cemal. Ses çıkar ama koku yapmaz. Çok kötü kokuyor ya. Ses yok koku varsa bu Hüseyin'dir. Antalya. Çaktırmadan gaz veriyor. Uyuyamıyorum. Gözüme uyku gülmüyor ya. Alışırsın Erdem kardeş. Alışırsın. Kimler alışmadı ki? Sen de alışırsın. Ya buradan çıkamazsam? Çıkarsın. Sen de çıkarsın. Kimler çıkmadı ki? Ne yapacak bayram poşesini? Turşunu mu kuracak? Allah Allah, ölü gibi yatıyorsunuz be kardeşim, kalksanıza ya.
yapın artık. Hala uyuyor mu bu? Dün akşam biraz geç uyudu da. Kalksana arkadaşım. Dün akşam çok geç yattım, yorgunum ya. Kalkar mısın arkadaşım? Çok tatlıyım. Kalk seni lan! Arkadaşlar! Hop hop hemşerim, nereye gidiyorsun? Abi burada tek tuvalet mi var ya? Hiç merak etme. Evinde rahat rahat yaparsın. Oh oh! Af var, yasa var, tahliye var. Af var, yasa var. Hadi hadi, gel. Kahvaltı hazır, otur şöyle. Ha yok, ben yemeyeceğim. Birazdan çıkacağım zaten. Ayşe'nin çocuğu da alırım. Emir gene kahvaltıya gideriz, ailece. Ne süper olur be kardeşim. Burası açık bufa abicim. Otur bir şeyler atıştır dışarıda da yersin. Geç şöyle. Peki. Sizi kırmayayım, ufak bir şeyler. Çünkü avukatın eli kulağındadır. Birazdan gelin. Abiler iyi. Afiyet olsun. Aşkım afiyet olsun. Sağ ol. Mantarlı omletimiz de birazdan geliyor. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Bunun ne işi var bu masada? İdare et be abi. Bizim gruba aldık onu. Saftirin tekine benziyor. Oltaya getirmişler çocuğu belli. Güzel gider mi bunlar ya? Hadi afiyet olsun. Eyvallah. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Beyler, bayağı ekmekler atmayın. Kuşların rızkı onlar. Selam. Merak etme, atmayız. Kolay değil bu işler. Uğraştırırlar biraz. Takma kafana. Hadi gel. Oltu atalım. Açılırsın biraz. Vay. Filmlerdeki gibi mi? Yürü yürü. Başka türlü vakit geçmez. Gün 72 saattir burada. Hüseyin Cafer. Hüseyin Cafer. Avukatı geldi. Aynı filmlerdeki gibi. Arkadaşlarını idare et. Raconu bilmiyorum. Neyse boş ver ya, gidelim hadi ya. Bilmiyorsa gösterin. Almayayım ayağımın altına. Niye kızdı ki? Gel sen gel. Voltada birinin önünü kesersen ona posta koydun manasına gelir. Çizerler oğlum adamı burada. Çizerler mi? Voltada raconu bileceksin. Bak şimdi. Buyurun arkadaşlar. Volta atarken hep aynı çizgi üzerinden yürümeye çalışacaksın. Dönüşlerde hep omuz omuza döneceksin. Dönmezsen? Ben seni takmıyorum manasına gelir. Yanlış duralım burada. Dönüşlerde hep arkadaşının yüzüne bakacaksın. Bana bak, bana, bana. Ha. Birini gördüğün zaman güler yüzle böyle. Sinan Nefser dilim kalemim ağır. Yazmakla biter mi mahkumun derdi? Feryadım figanı göklere erdi. Şu kalın duvarlar
umudu kırdı. Feryadım figanım göklere erdi. Burası mı babamın ismi? Şu kaldı. Kale gibi. Umudum kırdı. Biz Erdem Soyluoğlu ile görüşecektik. Erdem Soyluoğlu. Beybir koşu. Beybir koşu ziyareti 12'de bitti. Görüşemezsiniz. Ya 5 dakika görüşsek hemen çıkarız. Olmaz, yasak. Peki yarın gelsek? Ancak haftaya bugün gelirseniz görüşürsünüz. Ondan önce görüşemezsiniz. Sağ olun. Sen bayram paşa. Yıkılsın. Hadi oğlum gidiyoruz. İçeri girmeyecek miyiz? Halicim. Bugün içeri girmek yasakmış. İçeride çok gizli bir çalışma varmış. Sonra tekrar geleceğiz. O gizli görevlilerin komutanı baban mı? Tabii baban yavrum. Evde anlattım ya ben sana. Buradakiler baban olmayınca hiçbir şey yapamıyorlarmış. O yüzden gelemiyor baban eve. Bunlar da babamın askerleri herhalde. Evet, onlar hepsi babanın askerleri. Bak ben evde neler anlatacağım. Peki ben ne olacağım abi? Ya Erdem kardeş, sen gel. Bu olaya bir an önce itiraz et. Yoksa çıkamazsın buradan. Tabii canım, seni burada tutamazlar. Senin suçun yok ki. Arkadaşlar bırakın adamı da itiraz dilekçesini yazsın. Yaz ya. Şunu. Yaz kardeş, sen bir de af dilekçesi ekle. Bakarsın tutar. Af var, yasa var, tahliye var. Af var, yasa var, tahliye var. Af var. Kardeşim 1000 tane dilekçe yazdın. Ya ne bini, daha 127 oldu. Değişik virüs yazsın, bakarsın tutar. Yoğurt mu lan bu? Hadi yaz yaz. Yaz yaz. Yaz yaz. Yaz, 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 yaz. Yaz. Buyurun, geçmiş olsun. Sağ ol. Hayır, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olun. Kemal, ne oldu kardeşim? Mahkeme ne çabuk bitti ya. Yok be abi, gidemedim ki mahkemeye. Asker yokmuş. Bir dahaki mahkemeyi bekleyeceğiz inşallah. Hayda. Hayda. Neyse, zaman gel, kaybetmemek gel, lazım. Gel, gel, gel. Erdem kardeşim, kurtarmak lazım. Evet. Yaz kardeşim şuraya. Sayın Başkan, değerli heyet. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Abi öyle dilekçe mi olur ya? Doğru söylüyor. Daha sert olmak lazım. Yoksa adamı ciddiye almaz bundan. Yaz kardeşim. Ulan başkan ve heyet. Aynen abi. Devam abi. Adamı hasta etmeyin. Devam yürü abi. İki dakika delikanlı olun lan. Tamam abi. Size yarım saat süre veriyorum. Beni ben buradan çıkarın. Yazmazsan yaz abi. Yaz 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 yaz, yaz, abi. Yaz abi. Helal be. Helal. Helal. Büyük kardeş. Yeter be. İdareyle taş düşürmeyin beni. Yoksa kapıya koyarım sizi. Alttan alma çıkamaz. Yapmayın arkadaşlar. Bu adamlar büyük adamlar. Kibar olmak lazım. Yaz. Çok muhterem sayın başkan. Niye o kadar da değerli sayın üyeler? Şu an içerideyim. Biliyorum ki haberiniz yoktur. Haberiniz olsa beni burada tutmazdınız. Üzmeyin. Herkes hata yapabilir. Yengeye hürmetler. Erdem Soyluoğlu ziyaretçim var. Erdem Bey, ben avukat Tuncer Yılmaz. Buyurun, buyurun oturun, çekinmeyin. Avukat mı? Ama benim avukata ihtiyacım yok ki. Benim avukatım var. Evet, evet biliyorum. Baro size bir avukat atamış. Ama bana sorarsanız, buradan çıkmak istiyorsanız Erdem Bey, o avukatı bu işi çözemez. Ama ben suçsuzum zaten. Avukata ihtiyacım yok. Bu akşam çıkarım. Lan çıkarsınız. Efendim? Yani şey diyorum, tabii çıkarsınız ama ben dosyanızı inceledim. Buradan çıkmanız biraz zor görünüyor. Nasıl yani? Çünkü Erdem Bey, size mahkemenin ithaf ettiği bütün suçlamaları siz kabul etmişsiniz. Ama Tuncer Bey, bana ne söyleniyorsa ben onu yaptım. Ben suçsuzum. Tabii ki suçsuzsunuz. Zaten suçsuz olduğunuza inanmasam buraya gelmem ki. Ama Erdem Bey,
uyuşturucu satmaktan yargılanacaksınız. Benim uyuşturucuyla bir alakam yok. Ben suçsuzum diyorum. Tabii tabii yok. Tabii yok ama uyuşturucu satmak çok ağır bir suçtur Erdem Bey. Bunun nereden bakarsanız bakın 15 yıl yatarı var. Yani 15 yıl hapis. 15 yıl mı? Durun durun. Bunun indirimi mindirimi her bir şey derken 8 sene yatarı var. 8 mi? Ya sakin olun Erdem Bey. Ben niye buradayım? Ben bu işi çözmek için buradayım. Yarın akşam evdesiniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Siz suçsuzsunuz. Ben onu biliyorum. Evet, evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Ama dinletemiyorum. Sürekli diyorum ki bir hata yapıyorsunuz. Yanlışlık yapıyorsunuz diyorum. Ama dinletemiyorum. Ne olur bana yardımcı olun. Beni bugün çıkartın buradan. Ne olursun Tuncer Bey. Yardım edin bana siz, lütfen. Size yardım edeceğim Erdem Bey. Edeceğim. Yalnız... Yalnız? Yalnız... Yalnız sizi buradan çıkarmam için bir... 50.000 dolar rica ihtiyacımız olacak. 50.000... 50.000 dolar mı? Bu işler kolay değil Erdem Bey. Ben bu parayı kendim için istemiyorum. Bu paranın yeri var. Ama Tuncer Bey, 50.000 dolar çok para. 8 yılı düşünürsek çok da fazla değil Erdem Bey. Ama yok siz derseniz ki ben burayı pek mi sevdim? Çoluğa çocuğa ihtiyacım yok. Evde olur mu, olur mu? Olur mu? Olur mu? Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Hemen çıkmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum Tuncer Bey'im. Ne olur hemen çıkartın beni buradan. Tamam. O zaman 50.000 doları gözden çıkaracağız Erdem Bey. Başka çare yok. Tamam. Ne yapalım? Vereceğiz artık. O zaman Erdem Bey, şuraları imzalamanızı istirham ediyorum. Bir şuraya, bir şuraya lütfen. bu imzayla her türlü vekaleti de bana vermiş oluyorsunuz. Onu şey yapalım da unutmayalım. Evet. Tamam. Yarın akşam evinizdesiniz Erdem Bey. Bu ne lan kuş kadar pilav? Ne bağırıyorsun kardeşim? Zaten av çıkacak. Yakında dışarıda bol bol yersin. Av çıkacak kadar açma olacağız burada. Ne yapalım birader? Evi gönderiyorlar. Sonu veriyoruz. Işte. Ne yapalım? Neyle bekleyin abi? Şşş. Hadi be açlıktan öldük kardeşim. Hadi al da git ya. Sen al da git. Sen al da git. Sen al da git. Okusana. Benim biraderden gelmiş. Benim okumam yazmam yok da. Tabii abiciğim hemen okuyun. Sevgili Cevat abi. Burada çok kötü şeyler oldu. Hemen gelmen lazım. Ne olmuş? Çınar Pavyon'dan Çileli Bülbül ablamız seni. Aldatıyor. Geçen gün manav hayrıyla bastın. Ben vuracaktım ama sen gelip kendi ellerinle vurmak istersin dedim. Oğlum okusana. Ne olmuş yengene? Abi yengem... abicim yengem seni... Okusana oğlum. Ne olmuş? Bittim ben. Okusana oğlum. Abicim... yengem seni anlatıyormuş. Herkese anlatıyormuş seni. Diyormuş ki nasıl güzel bir adam diyormuş bu. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle bir adam dünyaya gelmez diyormuş. Herkese söylemiş, söylüyormuş. İyi, iyi. Sağ olasın. Meydancı. Geldim abi. Buyur abi. Bir çay getir bakayım Erdem kardeşe benden. Hemen abi. Teşekkür ederim abi. Erdem.
Efendim abi? Versene şu mektubu. Abi niye veriyorum ki? Mis gibi okudum işte. Niye vereyim, vermem. Ver ver. Bir daha iler okusun. O da güzel okuyor. Haydar mı? Vermem abi. Versene kardeşim şu mektubu. Yok vermeyeyim. Versene. Vermeyeyim. Oğlum versene şu mektubu. Abi ne olur vermeyeyim, vermeyeyim, vermeyeyim. Versene lan! Abi, ne olursun. Bana kızma, tamam mı? Sen çok sinirli bir adamsın. Döversin diye şey yapmadım. Kötü şeyler yazıyor abi. Ama ben onu nasıl okurdum ki? Abi, okuyamazdım ki. Abi, ne olursun. Aman. Ulan sen de olmazsan vakit geçmeyecek burada. Hasretlik bir gün biter, kara günler elbet geçer dost. Bu ayrılık bir gün biter, kötü günler elbet geçer dost. Dost bağından geçenler var, güllerini derenler var. Hak yolundan şaşanlar var. Hepsi bir gün elbet biter dost. Hak yolundan şaşanlar var. Hepsi bir gün elbet biter dost. Dost dost diye yanmış bağrım. İşte böyle benim bahtım. Yüreğimde derin sancım. O da bir gün elbet geçer dost. Yüreğimde derin sandım. Hoş geldin sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Kızın da selamı var. Kendisi gelseymiş. Gelemedi bey. Senden çekiniyor. Haber ver bizim Mustafa'ya, gelip ondan istesinler. Ha ben amcası. Amcasından istesinler. Razı mısın yani? Dedim ya hanım, kız evladı bu. Elinde sonunda el aleme gidecek. Madem gönlü var. Allah razı olsun senden bey. Allah senden de razı olsun hanım. Babalık mı yapabildin? Kızı büyüten sensin. Öyle deme bey. Sen olmasaydın... Tamam, neyse. Söylersin ikisini Allah mesut etsin. Sen gerekeni yaparsın. Olur. Yaparım. Sağ ol. Kalkan yapmak için söz vermiştim ya. Onu yapmak için buradayım oğlum. Uzaylılar dünyaya saldırdığında dünyayı korumak için kalkan yapıyoruz oğlum. Benim için mi? Tabii oğlum. Tabii senin için. Bana gösterir misin? Oğlum ama henüz bitmedi ki. Biraz daha işi var. Bitince eve getireceğim oğlum. Söz.
Eve ne zaman geleceksin? Bitince oğlum. Peki ne zaman biter? Çok az bir işi kaldı oğlum. Çok az bir işi kaldı. Getireceğim oğlum. Eve getireceğim, yanımda getireceğim. Söz mü? Söz tabii oğlum. Söz tabii. Bu mavi gömlekli amcalar senin mi askerlerin mi? Evet oğlum. Evet, benim askerim onlar. Sen komutan mısın? Tabii oğlum. Baban hepsinin komutanı onların. Burası niye kapalı? Burası oğlum ama uzaylılar girmesin diye. O yüzden her yer kapalı. Niye burada konuşuyoruz? Ben senin yanına gelmek istiyorum. Anneciğim, sen içeri girersen herkes içeri girmek ister. O zaman herkes öğrenir burayı, değil mi? Sen kaptan mısın? Tabii oğlum. Ben kaptanım oğlum. Kaptanım oğlum. Afiyet oldu kaptan. Bizi çağırdın da. Oğlum, sen Ali, hadi bir dolaş bakalım. Etrafta uzaylılar var mı? Görürsen hemen babana gel söyle, tamam mı oğlum? Tamam. Hadi oğlum. Hadi. Nasıl yapabildin bunu? Ya nasıl sakladın bunca zamandır? Ayşe, benim hiçbir suçum yok. Yemin ederim hiçbir suçum yok. Vallahi billahi yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyle alaka bilgim yok. Erdem, karınım ben senin. Bana yalan söyleme. Anlat artık her şeyi. Ayşe, seni duymuyorum. Biraz bağır. Ayşe, Tuncay Bey'le konuştum. Beni çıkartacak. Yakında yanınızdayım. Çıkarsa iyi olur. $20,000 aldı benden. Ayşe, duymuyorum seni. Biraz bağır. $20,000 aldı benden diyorum. Benden de $50,000 aldı. Ayşe! Ayşe! Oğlum! 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 Ayşe! Çıkacağım! Çıkacağım! Söz! Ayşe! Oğlum! Oğlum! Ayşe! Ayşe! Hayırlı olsun abi. Kızın evleniyormuş. Çok güzel değil mi? Ne çabuk büyüdü bu kız. Allah mesut etsin abi. Gelinlikle görme kısmet olmadı. Olsun be. Resmiyle yeter. Unutamadım düşlerimde. Unutamadım hislerimdesin. Unutamadım her şeyimdesin. Yar seni unutmak mümkün mü söyle. Can senden vazgeçmek mümkün mü söyle. Arkadaşlar, yumuşatıcısı olan var mı? Yumuşatıcı bize gelmez birader. Yumuşatıcı delikanlı adamı bozar. Tam otomatik çamaşır makinesi anasını satayım. Hadi beyler. Abi buna atlet dediklerine emin misin? Erdem kardeş, bunlar senin için.
Onlar ne abi ya? Kalkan için abi. Kalkanı bunlarla mı yapacaksın? Sen merak etme abi. En kral kalkanı yapacağız sana. Hem de harika. Hadi beyler. Aynen abi. Hadi, hadi, abi. Hadi, hadi abi. Ben maketleri açıyorum. Hadi abi. Abi şey şeyden. Veriyorum abi şimdi. Poşeti açın abi. Meyvan uçağı burada. Ben antenleri açıyorum. Meyvan uçağı orada. Hadi onu çıkar. Arkadaşlar sen çıkar abi. Ben antenleri açıyorum. Her gece ansızın gelirsin aklıma sen, demir kapıların ardında. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ağla beni unutma. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın ağla beni unutma. Unutma beni unutma, sakın ola unutma. Unutulunca ölürüm yar. Hatırla beni hatırla, her nefes alışımda güzel günlerin al yakınma. Yoluna çık olsun dostum. Eskilerimize yine gel. Durmaz adam paşa. Cemil geçmiş olsun. Sağ olsun abi. Kendine iyi bak. Sağ olsun. Sana zahmet. Bunu da postaya veririz. Diyor. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol kardeş. Hepinizi Allah kurtarsın. Dediğim kitapları okumayı unutma. Unutmam, merak etme abi. Benim dayı oğlu duymuş. Yakında av çıkacak. Dışarıda görüşürüz zaten. İnşallah abi, inşallah. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Sakın düşme. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bana bak. Bizim yerimizdeki doble atla bak. Abi, ben gidiyorum abi. Rahatsız olma abi. Hakkını helal et abi. Helal olsun. Sağ olasın abi. Son olsun. Son olsun. İnşallah en kısa zamanda sen de çıkacaksın abi. İnşallah. Nasılsın baba? İyiyim kızım. Seni gördüm daha iyi oldu. Öpeyim baba. Keşke böyle olmasaydı kızım. Affet. Estağfurullah baba.
Asıl sen beni affet. Ben de çok üzdüm seni. Bilseydim geleceğini en azından bir hediye ayarlardım. Göndermişsin ya baba. O başka, kendi elinle takmak başka kızım. Müdür Bey çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim. Kurtuluklar dilerim. Akşama düğünümüz var. Çalıp oynayın. Adım yürüyorum, etrafımda dört duvar var. Baktıkça gökyüzüne martılar hep beni görür. Görmez onlardan başkası, ufukta kalır yar aşkı. Haykırırım penceremden, duymaz martılardan başkası. Kimileri sorar beni, sorarlar da hiç aramazlar. Ne yazlar geçti, ne kış bahar, iki satır bile mektup yazmazlar. Uyandım martı sesine, hasret kaldım yar nefesine. Elim uzaşmaz sana yârim, kuş olup girdim kafesime. Yatak kime ait? Erdem Soyluoğlu'na ait. Çağırın gelsin. Erdem Soyluoğlu! Erdem Soyluoğlu, buraya gel. Erdem Soyluoğlu benim efendim. Bunlar ne? Oğlum için oyuncak efendim. Savunma kalkanı yapıyoruz da. Oğlum için. Peki ya bu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Alın bunu! Benim hiçbir suçum yok. Benim lan haberim. Beni niye yapıyorsun ki? Ben bir savcıyla görüşeyim lütfen. Bir savcıyla. Savcı bey! Abi lütfen aşağı niye yapıyorsun? Ne var ki aşağıda? Abi ne olursun aşağı inin.
Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben uyuyordum Halim. İdare! Savcı Bey! Savcı Bey lütfen! Savcı Bey kurtarın! İdare! İdare bırak! Hazır olun! Kapat! Kapat! Kimse sokma beni! Lütfen! 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 İdare! İdare! Savcı Bey! Savcı Bey! Anlamıyorum ya. Erdem'in ne işi olur şişlemişle ya? Bakın, onun altında bir tezgah çıkarsa karışmam. Suçsuz, günahsız insanı yaptı. Hangi şerefsizlik ne yapmışsa çıksın ortaya söylesin. Onun yüzünde bir sürü insanın huzurunu kaçırmaya hakkı yoktur. Doğru söylüyorsun abi. Ne tezgah abi ya? Erdem oyuncak yapıyordur, ondandır abi. Vermez olurlar mı anneciğim? Ama orada bunlardan yokmuş. Baban çok seviyor ya bunları, o yüzden yapıyoruz. Yiyecek sokamayız, yasak. Bu seferlik izin verseniz olmaz mı? Bir daha getirmeyiz. Olmaz, yasak. Niye? Çünkü kurallar böyle. Kuralları kim koydu? Baban mı? Tabii baban koydu oğlum. Baban koydu. Sen babamın askeri misin? Evet delikanlı, biz babanın askerleriyiz. Anne, babam nerede kaldı? Merak etme anneciğim, gelecek şimdi. Pardon, bakar mısınız? Pardon. Buyurun. Erdem Soyluoğlu'nun eşiyim ben. Geldiğimi haber vermediler galiba. Erdem Soyluoğlu'na görüşemezsiniz. Neden? 15 gün hücre cezası aldı. Kaptan dönünce geliriz biz de. Anne! Anne ne oldu? Baban, dünyada çok az kişinin gönderildiği çok özel bir göreve gönderildi. Nereye? Neden yoksun yanımda bu mapus damlarında? Yalnızım, yalnızım anne. Büyüyen hasretinle bu gurbet akşamında, çaresizim, yalnızım anne.
şimdi çekip gidiyorsun. Beni sensiz koyuyorsun bu zalim zalim dünyada. Şimdi çekip gidiyorsun. Beni sensiz koyuyorsun bu zalim zalim dünyada. Çekip gidiyorsun, beni sensiz koyuyorsun bu zalim zalim dünyada. Hoş geldin Erdem kardeş. Hoş geldin Erdem. Erdem kardeş, geçmiş olsun. Gel. Kalk. Kalkan yapmam lazım abi. Kalkan yapmam lazım. Biraz dinlenseydin Erdem kardeş. Mahkeme 4 ay sonra yaptı. Yapma. Beni gözaltına alan memurların tayini çıkmış. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne dedi hakim? Mahkeme 3 ay sonra yatıldı. Yapma be Erdem. Hakim hanım doğum iznine çıkmış. Ne olacak? Bu kadar olur ya. Ne oldu? Hakim hanım doğurmuş mu? Doğurmuş. Evet doğurmuş da. Tanık polisler mahkemeye gelirken kaza yapmışlar. Yapma ya. Mahkeme 3 ay sonra yattı. O da adli tatile denk geliyor. Yazık ya. Üzülmeyin. Af var, yasa var, tahliye var. Af var, yasa var, tahliye var. Af var, yasa var, tahliye var. Mahkeme binasının sahibi binayı satıyormuş. Gene ertelediler. Gene ertelediler! Yapma Sadullah abi ya. Muskayla falan olacak iş mi bu abi ya? Olmaz mı ya? Ben kaç kişiyi tahliye ettim biliyor musun? Tövbe tövbe. İnşallah abi. Beni buradan çıkar. Seni her gün ziyaret etmezsem şerefsizim. Çıkarsak tabii. Ne diyorsun sen ya? Tövbe tövbe. Sen git eşyalarını toplamaya başla. Boşuna vakit kaybetmişsin. Keşke ilk bana gelseydin. Sahi mi söylüyorsun abi? Şşş. Yanlış muska yapmayalım. Hata olmasın. Şimdi senin işte örgüt bağlantısı yoktu değil mi? Yok abi. Tanık falan var mıydı? Hayır yok abi. Mal azdı değil mi? Ne malı azı abi? Mal hiç yoktu. Senin ifadende suç kabulün var mı? Bir şey imzaladılar ama. Anlaşıldı. Şimdiye kadar yaptığım en iyi tahliye muskası. Sen bununla git, beraat bile verebilir hakim. Hiç gerek yok böyle şeylerle uğraşmaya. Af çıkmış bakanın masasında. Ha imzaladı ha imzalayacak. Af var, yasa var, tahliye var. Erdem Soyluoğlu! Allah! Dedim bak. Sen geldin. Kabul oldu. Allah. Hadi hemen git. Estağfurullah. Estağfurullah. Hemen. Hemen. Hadi. Ben gidiyorum.
Bu kez tahliye oldu. İnşallah. Gidiyorum. Kurtulun. Özür dilerim. Allah sizi kurtarsın. Allah. Nasıl olur ya? Omuzkaya beraat vermeler lazım. Senin tahliyen bağlanmış. Tahliye mi bağlanmış? Evet, kem göz var üstünde. Kim olduğunu bulmamız lazım. Kim acaba? Peki ne yapacağız abi? İlk mahkemede çıkaracağım seni. Dayan 3 ayda. Halim! Halim! Oğlum! İyi oğlum, baban çok iyi. Evet oğlum. Uzaylılarla savaşıyoruz oğlum burada. Bak, duymak ister misin? Bak! Alo oğlum! Duyuyor musun? Duydun mu oğlum? Savunma kalkanlarını hazırlayın. Alo, Erdem duyuyor musun beni? Alo, alo. Beni duyuyor musun? Ayşe sen misin? Biz dükkanı sattık. Merak etme sen, çıkınca yine açarsın bir dükkan. Kolay mı abi ha? Kolay mı sanıyorsunuz? Kaç sene o dükkanın borcunu ödedim ben biliyor musunuz? Hepimiz aynı durumdayız. Her mesleğin bir sahtekarı çıkıyor işte. Ama sonuçta seni buradan çıkaracak olan yine bir avukat. Yeter ki doğru avukatı bul sen. Koçum. Bu ne kuş kadar pilav? Arkadaşım, kolye yapmayacağız. Yiyeceğiz. Abi, tamam. Arif, tamam. Tamam. Bırak bir de ya. Bırak bir de. Arif. Yok bir şey. Tamam. Yok bir şey yok abi. Arkadaşım bir gelsene sen. Tamam. Koçum, efendi o. Sen mi öğreteceksin lan bana? Efendim! Arif! 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 Hadi! Oğlum! Tamam! Hadi! Tutun lan! Seni var ya! Lan sana! Lan seni duyuyorum oğlum! En çok ormanda yürümeyi özledim be. Zaf suyun kenarında otlu peynir yemeyi özledim be abi. Ben buradan çok köpeğimi özlemişim. İnsan burada itini bile özlüyor be abi. Ben de gerçek bir uykuyu özledim. Karanlıkta uyumayı. Zifiri karanlıkta. Çılgın bir ayı gibi. Ulan bu Bayrampaşa'da yumurta daha yasak be.
Allah'ın tavuğunun götünden çıkan yumurta bile yasak anasını satayım. Oğlum belki bizi düşündüklerindendir. Kuş gribi var ya o yüzden. Ah. Ulan hatırlattın, fena oldum şimdi. Şimdi şöyle yağda kızarmış yumurta olacaktı. Bana yiyecektim be. Boş verin be arkadaşlar. Atın ölümü arpadan olsun. Arkadaşlar ben de Beethoven dinlemeyi özledim. Ulan bir de Beethoven için dilekçe yazma ha. Bir de kabul eder anamızı ağlattırsın burada ha. Arkadaşlar yeni keklik geliyor. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun birader. Sağ ol. Gel bakalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçen aşağıda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben fazla kalmayacağım zaten. Yanlışlık oldu. Lan otur bir çay iç gidersin. Abi yanlışım var. Allah kurtarsın. Çok iyi zamanda geldin. Yakında af var. Af var, yasa var, tahliye var. Benim için fark etmez. Ben birazdan çıkarım zaten. Üzülme arkadaş. Üzülmesi gereken kapitalist güçler. Seni buraya tıkan onlar zaten. Tabii. Oğlum su üstün. Suyun tamam. Altını yak oğlum. Abi hiç zahmet etmeyin. Benim o kadar vaktim yok. Ben kalkacağım. Ya otur hadi. Otur. Nereye gidiyorsun? Abi yanlışlık oldu diyorum. Yolda yürüyordum. Camiden gitmiştik. Abi yanlışlık oldu. Oo Erdem kardeş, inşallah bu sefer alırsın tahliyeyi. Hadi hayırlısı. Hadi. Gitmeyeceğim mahkemeye. Aa olur mu abi ya? Niye gitmiyorsun ya? Yapma gözünüzü mahkemeye seversen. Kaç defa gittik de ne oldu ha? Ne oldu? Yine 6 ay yatacaklar. Yok olur mu abi bu sefer? Hadi bu sefer gideceğim. Gitmeyeceğim mahkemeye. Olur mu abi? Gereği düşürüldü. Gerekçeleri daha sonra açıklanmak üzere sanığın müsned suçtan delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine, tahliye müzakeresinin yazılarak Bayrampaşa cezaevine gönderilmesine, sanığın ve müdafiinin yüzüne karşı Cumhuriyet Savcısının huzurunda karar verildi. Arkadaşı bırakın abi. Onun bu işte bir alakası yok. Beni yanlışlıkla getirdiler buraya. Ben fazla kalmayacağım. Vallahi buranın suyunu içen buradan çıkamaz kardeş. Sen hiç bu akşam gideceğim diye düşünme. Zaten sen bir senede anca derdini anlatırsın. 12 senede çıkarsın yani. Yarın akşam evinizdesiniz Erdem Bey. İnsanlara boş yere ümit veriyorlar işte. Kapitalist dünyanın gözü kör olsun. Yani senin anlayacağın koçum buradan nah çıkarsın. Şaka mı bu? Sen de çıkarsın. Kimler çıkmadı ki? Ne yapacak bayram poşesini? Turşunu mu kuracak? Ulan sen de olmazsan vakit geçmeyecek burada. Gün 72 saattir burada. Sen Tufa'ya geldin kardeş. Bunlar da babamın askerleri herhalde. Burası Bayrampaşa. Koskoca İmparator Sezar'ı bile salata yaparlar burada. 3 ay sonra yatadık. Yapma be Erdem. Hakim hanım,
doğum izni çıkmış. Güzeldir oğlum adamı burada. Tanık polisler mahkemeye gelirken kaza yapmışlar. Hey arkadaşlar, yumuşatıcısı olan var mı? Yumuşatıcı bize gelmez birader. Yumuşatıcı delikanlı adamı bozar. Benim neyi bozuyorsun ki? İdare! Savcı Bey! Savcı Bey lütfen! Baba sen ne zaman geleceksin? Ben senin yanına gelmek istiyorum. Benim burada olmamam lazım. Benim burada olmamam lazım. Ailemin yanında olmam lazım.